Merhaba sevgili e-spor severler. Şampiyonluk iyi takımlarını değerlendirdiğimiz programımıza tekrar hoş geldiniz. Yanımızda yine Muhammed Işık, Tevkales veya Gurt var. Gurt var. Merhaba. Bugün Pep e-sporsu konuşacağız. Ligimiz yeni takımı. Yeni takım ama gayet de iyi başladılar ya. İyi başladılar ama ilk dörde girmeye başaramadılar. Şu an ligde neredeler? Ama son dörtte. Çok ayrıldı yani. Daha doğrusu 2-3 çok ayrıldı. 2-3'ün altındakiler birbirine yakın gibi. İddialı bir takım değiller şu an ama belki gelecek sezon iddialı olabilirler. Bu seneki hedef zaten iddia mı sence yani? Bu sene ligde tutunmak değil mi? Ben onları ligde tutunmak için. Ben çünkü düşmenin ciddi adayı olarak görüyordum sezon başında. Şu an düşmeleri zor gibi. Çok iyi transferler yaptılar. İyi durumdalar da hani bu sezonki hedefleri düşünürsen lige yeni çıkmış bir takım. Sonuçta alışmaya çalışıyor. Çok üst düzey kadro da o kadar yok gibi. Şimdi kadrodan uzun uzun konuşacağız ama bence yani ligde kalmak gayet mantıklı bir hedef onlar için. O zaman geçelim pozisyonlara. Üst koridor. Yılların üst koridoru Hios. Al BMC mi? B artı. Yani uzun zamandır oynuyor ve stabil oynuyor. Ne artısı var ne eksisi var. Hep eşit oranda oynuyor. Abi sorun da o zaten. Yani şimdi ben de sana katılıyorum. B artı mı emin değilim. Ben de B diyeceğim. Çünkü Hios için sanki idare etmek yetiyor gibi. Aurora'dan da biliyorsun. Aurora müthiş giderken, şampiyonluğa giderken ayrıldı geçen önceki TBF bölümünde. Sanki biraz iyi olmak ya da yeterince iyi olmak yetiyormuş. Yani diyorsun kendini zorladığını, yani mesela takım kötü giderken sorumluluk aldığını, yapabileceğin en iyisini yaptığını hissettirmiyor yani. Risk almıyor. Risk almıyor, kendini zorlamıyor. Try hard değil abi. Rahat, şey rahat. Gibi böyle, devlet memuru gibi. ya güzel söyledin. Şimdi ya bunun avantajları da var. Ama abi bir yerde Hios tecrübesinde, Hios kalitesinde, Hios yeteneğinde bir oyuncudan biraz daha fazlasını bekliyor insan. Bence de B, hatta bence çok ciddi A potansiyeli var. Tabii ki de. Ama B olmakla idare ediyor gibi geliyor bana. Belki hoşuna gidiyor işte, rahat. Belki de. Yerini belki seviyor. Bir de mesela ne tanklarla problemi var, ne taşıyıcılarla problemi var. Yani her şampiyon yapıyor. Herhangi bir şampiyon havuzu konusunda hiçbir problemi olmayan bir oyuncu. Ki Türkiye'de çok değerli üst koridorlar var ama şampiyon havuzları problemli. Mesela Elvis'te Elvin örneğini veriyoruz. Broken Blade örneğini veriyoruz. Tabii. Ama Elvin, Hios hepsinde iyi oynuyor fakat dediğim gibi risk almıyor. Aynen, katılıyorum ben de sana. Peki, ormana gelelim. Crystal'a B diyeyim ben. Sen tabii iyi niyetlisin. Bence C abi. Yani şimdi kimse kusura bakmasın da hani Crystal üst, Dark Passage'de TBF kazanırken de çok çok üst düzey bir oyuncu değil. Şu anda çok formsuz. Ben onun yükselme ligi maçlarını anlattığım için bunu. Hani şu anki form durumuyla Crystal'ın şampiyonluk liginde bırak fark yaratmasının dezavantaj olmaması çok zor. Bence ciddi dezavantaj yaratıyor ve C gibi gözüküyor. Bence yaşı geçti. Yaşı geçti. Yıllarda oynuyor, geçti. Sıkılmışlık var. Bir de biliyorsun Crystal çok tedirgin. Yani işler kötü gittiği zaman çok çabuk tilt olabiliyor, çok çabuk kabuğuna çekiyor. Uzun süredir işler iyi gitmediği için de bence o kendi kendine biraz da şey yaptı. Çok karamsar. Karamsarlık çöktü üstüne. İstemsiz. O yüzden İstemsiz. Bence orada çok ciddi zayıf halka konumunda yani. Evet. Peki orta koridor uzun yıllardır yükselme liginde çok oynadı. Herkes çok adından bahsetti. Sezonun şampiyonu yine, o da sezonun yarısına geldi bu arada. Evet. Kosmin için ne diyeceksin? Çok büyük potansiyeli var fakat bir türlü gün yüzüne çıkaramadı. Her zaman iyi oynuyor ama bir patlayamadı. Hani bazı oyuncular bir maçta patlar ya böyle taşır tek başına. Onu yakalayamadı ama bence şu an B artı. A olacak, patlayacak. Ben de B artı demeyeyim de B diyeyim. Şu yüzden ben de A potansiyeli olduğuna inanıyorum ama orta koridor, yani sen eski bir profesyonel oyuncu olarak bunu daha iyi bilirsin. Orta koridorda profesyonel olmak bence diğer koridorlardan biraz daha zor. Şeyden dolayı çünkü. Yani şimdi orta koridoru tekli derecinde çok oynadığın zaman, öyle bir seviyede oynadığın zaman ne yapacağını yapman gerekiyor. Fakat profesyonel oynadığın zaman bütün takım arkadaşlarına çok merkezdeki bağ olman gerektiği için işin teknik, işte bireysel taraflarından çok takımla olan ilişkileri bence biraz daha öne çıkıyor gibi. Ben Burak'la daha önce oynamışlığım var. Öyle mi? Tabii. Yani tekli dereceli de var, takımlarda oynamışlığımız var. Aynı konuşmayı yaptığımız zamanlar da oldu. Bence yaşı gereği çok baskın olamıyor takımda. Yani diğerlerini yönetemiyor. Daha çok yönetilebilen bir oyuncu olduğu için bunu göstermiyor bence. Bence pozisyon arasında en çok tecrübe isteyen rol orta koridor. Tabii. O yüzden bence bir şey oluyor ama ben B'yim. Yaşı genç. B'yim ama yakında A olmak için çok ciddi. Geleceği parlak. Gelelim Pep'in şu ana kadar hani işler çok hiçbir koridor için iyi bir şeyler söylemedik ama İyi bir şey söyleyeceğimiz koridora geliyoruz. Nişancı. Devamlı değiştirdi. Yani ilk başlarda bir türlü bulamadılar. Bulamadılar, en son transferi tam oturdu. Tam nokta atışı. Şu an belki de takımı tek başına götürmeye çalışıyor. Aynen. Ki bence Şampiyonluk Ligi'nin en zayıf
bölümü alt koridor. Yani alt koridorlarda herkes bu arada ama Rehem müthiş oyuncu yani. Gerçekten müthiş oyuncu. Aranan kanabolular. Bakalım gerekli performansı gösterebilecek mi? Şey tabii abi, nişancı olduğun zaman da biraz takıma bağlısın. Yani takım oynamadıktan sonra sen ne yaparsan yap başkalarının başkalarının insafına kalmış durumdasın. Ama Rehe takım ona güzel ayıklama yaptığı zaman, güzel pozisyon alabildiği zaman harika işler yapıyor. Şu ana kadar Pep'in başarılarında hep başrolde Rehe var. Ve Hios da ona göre oynuyor bence. Tabii. Tam stabil olması Yedike'nin işine geliyor. Doğru. Konya için ne diyeceksin? Yıllardır oynuyor. Yıllardır aynı yerde. Yani bir çizgisi var böyle. Ne yukarı ne aşağı. Devam ediyor. Hep o çizgiyi bozmadan devam ediyor yani. Bazen aşağı iniyor bence. Yukarı çıkmıyor da arada çıktığı düştüğü oluyor. Kötü günde olabilir ama genellemede hep aynı çizgide devam ediyor bence. Şey var ya, onda da biraz tükenmişlik sendromu görüyorum ben ya. Yani o da çok uzun süredir oynamaktan dolayı. Ya tamam, tecrübesi çok önemli. Bu işte ben Konya vadinin dışındaki etkisinin çok daha olumlu olduğunu. Çok müthiş bir karakter olduğu için, çok var, eğlenceli bir karakter. Pozitif. Takıma çok ciddi bir pozitif elektrik veriyor. Tabii. Chris'ın falan karamsarlığını o dağıtıyordu bence. Dengeliyorlar. Ama ya oyun anlamında bence oyundan çok sıkılmış. Ve tecrübeyle ve oyun bilgisiyle götürüyor gibi. Yani mekanik anlamda falan gerçekten şu anda en iyi durumda değil. O yüzden B diyeceğim ben. Ki o bırakmıştı galiba. Sonra bıraktı, tekrar yeniden döndü. Bıraktı. Bence de B. Hatta bırakma sebebi işte yeterince tek dereceyle oynayamaz. Çünkü gerçekten oynamak istemiyordu. Bence de B. Umarım ama tekrar bir kendini tazeler. Bu bilirsin, dünyanın en ünlü ormancıların kakao vardır. Evet. Kakao'da da benzer bir şey yaşanmıştı. Çok kötü tükenmişti ama sonra kendini buldu tekrar. Kakao şu an çok iyi yerlerde. Aynen. Umarım Konya da aynısını bulur. Valla ben Pepe Esports için bu sezon ligde kalmanın ana hedef olduğunu ama ilk 6'ya girip Türkiye Büyük Final için playoff oynamanın olabilecek bir hedef olduğunu düşünüyorum. Tabii. Bu da herhalde Rehe'ye bağlı değil mi? Rehe ve Hios. Biraz da Kokma'ya bağlı. Gerekli desteği saldırı gücüsüne yapabilirse taşıma ihtimali yüksek. Hios zaten stabil. Bence Hios her zaman gerekeni doğru zaman yapacağına inanıyorum da biraz alt koridorda Pogna'ya bakıyor işler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Aslında Pep oyunu biraz Rehe'nin etrafına kursa, Hios onu desteklemeye çalışsa, Konyak onu ayıklamaya çalışsa, Crossman'ı de serbest bırakıp daha suikastçı tipi, yani Crossman'ın takımla ilişkilerinden değil, daha bireysel oynamayı rahatlı olsa, bu da Crossman'ın tecrübesizliğini de kapatır. Tabii ki. Bu güzel bir sinerji olabilir bence. Şansları var. Ki zaten onun üzerine oynuyorlar gibi gözüküyor son dönemde. Mecbur. Doğru. Yapacak bir şey yok. En iyi strateji bu galiba. Tabii ki de. Her zaman oyunu taşıyan genelde saldırı gücü taşısı. Dakika 30'dan sonra, 40'tan sonra fark yaratan onlar. 4-5-6. Sıra için diğer rakiplerini de konuşacağız. Çünkü oradaki rekabet gerçekten çok büyük. Bir sonraki programda görüşmek üzere.